Evet, bir haftanın beleşi videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine PlayStation Plus'tan devam edeceğiz. Aslında Xbox Game Pass'te de güzel oyunlar var ama biraz kararsız kaldım dedim. Uzun zamandır benim takip ettim. Yeni de bu son eklenen oyunlar içinde olan bir oyundan bahsedeceğiz. Bu oyun da benim oyun tarihi içinde en çok sevdiğim oyunlardan birine öykünerek yapılmış bir oyun. Hatta onun eski versiyonları var. Onu daha çok andırıyor. Böyle çok tatlı, çok şirin bir oyun. Geçen de Steam'de baya güzel indirimler vardı. Alacaktım, bunun ekleneceğini görünce Plus'a ya dedim almayayım, orada oynar bitiririz. Eğer beğenirsem bir dahaki indirimlerde işte Steam'de alır. Kütüphaneye ekleriz biliyorsunuz. Bilgisayardaki oyunların bazılarının fiyatları yükselmiş olsa da görece hala bilgisayar oyunları çok daha ucuza satılıyor. Neyse daha fazla uzatmayalım, oyuna geçelim ama oyuna geçmeden önce kanala abone değilseniz beni desteklemek için abone olabilirsiniz. Bildirimleri açar. Eğer videoları beğenir ve videoların altına da videolarla ilgili kendi görüş ve düşüncelerinizi belirten güzel mesajlar yazarsanız çok mutlu olurum. Bana vereceğiniz en büyük destek arkadaşlar bu olur. Bu arada oyun ekstra kataloğuna eklendiği için hem ekstra hem de deluxe aboneleri bu oyuna erişebiliyorlar arkadaşlar. Hemen girelim bu en son eklenen oyunlara bir bakalım. Zaten bu oyunları her zaman diyorum, siz benden daha iyi takip ediyorsunuz. Bu büyük 3A oyunları özellikle. Ama işte benim sizlere tanıttığım oyunları da genelde gözden kaçırıyorsunuz. I Am Setsuna arkadaşlar, size tanıtacağım. Bu şirin oyun gerçekten çok tatlı. O kadar tatlı ki. Hemen medya içeriklerinden önce bir oyun bilgilerine bakalım. Bu inanılmaz bir içsel güce sahip olan ve kendi ülkesinin insanlarını kurtarmak için bir fedakarlık yapması gereken Setsuna isimli genç bir kadının hikayesidir. Karakterimiz kadın. Adanın bir geleneği vardır. Barışı sürdürmek için 10 yılda bir kez adadaki şeytani ruha bir kurban verilir. Ancak yılın birinde sıradaki kurbanın vakti gelmeden şeytani ruh saldırıya geçti. Ada halkı korkuya kapıldı ve bu şeytani ruhu sakinleştirmek için büyü güçlerinden dolayı Setsuna'yı, yani bizim karakteri, kurban seçtiler. Setsuna'nın kurban seremonisinin yapılacağı uzak bir noktaya gitmek için korumalarla yola çıkması gerekiyor. Özelliklerdeniz Setsuna'nın yürekleri dağlayan duygu yüklü hikayesi. Ya çok seviyorum senaryolu böyle hoş oyunları. Oyuncuları içine çekiyor. Eskimeyen JRPG klasiği Chrono Trigger'dan esinlenen yeni savaş sistemi. Mazinin JRPG başyapıtları için mükemmel bir ana sayfa. Klasik RPG özleminizi uyandıran iyi karakter tasarımları ve değişen oyun içi mekanlar. Şimdi demiştim ya, benim oyun tarihi içinde en çok sevdiğim serilerden birine, oyunlardan birine öykünen bir oyun. I Am Setsuna. Burada ama Chrono Trigger demişler. Ben anlayamadım. Bu oyun cidden Zelda'ya çok öykünüyor. Özellikle ilk Zelda'lara çok öykünüyor. Açık söyleyeyim, oyunu da açıp oynamışım yok arkadaşlar. Sizlerle beraber bana da biraz sürpriz olacak oyunla ilgili göreceğimiz şeyler. Böyle daha güzel oluyor aslında. Hemen oyunumuza bir girelim. Güzel, fazla bir boyutu da yok oyunun. Yani sizi üzecek bir download miktarına sahip değil. Unity ile yapılmış oyunumuz. I Am Setsuna Options butonuna basın diyor. Tokyo RPG Factory Company Limited bu mu yapmış oyunu? Bunlar mı dağıtıyor? Biz tabi burada ne diyeceğiz? New Game diyeceğiz arkadaşlar. I Am Setsuna. Oyun içi sesleri açmak ister misiniz? Daha sonra ayarlardan değiştirilebilir. Açalım sesleri. Japonca desteği var mı ki acaba ya? Merak ettim bak. Böyle izometrik bakış açısı var. Onu iyi biliyorum çünkü takip etmiştim bir ara. Şimdi bunlar bir söylentiden falan bahsediyorlar. Buraya geldiler. Bu Habsper. Ben diyor seninle bu görevde beraberim. Tamam bakalım. Nedir senin adın? Ender'in adını değiştirmeyelim ya. Oyunun orijinal isimleri kalıversin. Seninle çalışmak hoş olacak diyor Ender. Genç bir kızı canavarların elinden kurtaracağız. Görevimiz bu diyor. Evet bakalım. Tamamsak diyor. Bağlantımız olan kıza dönelim. Tamamdır. Neymiş bağlantımız? Klein. Eğer hala sağsa. Gitmeye hazır mıyız? Yürüyelim abi ya. Fazla bu konuşmalara gerek yok lan. Hemen hiçbir şey yapmadık arkadaş. Tropi verdi ya. A new direction. Kamera dönmüyor. Kamera açısı sabit.
Yaklaşıp uzaklaşma da yok. Lan yaratıklar bunlar mı monsterlar? Evet. Tamam hadi başlayalım bakalım. Abi çok tatlı ya bu monster. Böyle monster mı olur lan? Evet. Şimdi encounter. Önden yaklaşırsak diyor. Onlar diyor koruma moduna girecek diyor. Eğer arkadan yaklaşırsanız koruması düşer diyor. Sizin diyor ATB'niz fullken diyor ve SP gogunuz. Mücadeleye başlarken ATB'niz ve SP'niz full olarak başlayacaksınız diyor. Tam olarak. ATB active time battle. SP ne? Onu da göreceğiz şimdi oyun içinde. Bu pre-empathy ve atak yapmamızı sağlayacakmış. Daha sonra açıklarız diyor. Taktik her şeydir. Tamam. Abi atak, take, item. Burada bak aynen ATB active time battle. Bu ekranın altında görünecek diyor. Mücadele başlarken dolu olacak diyor. Dolu olduğu zaman işte saldırıyoruz. Ya klasik JRPG'lerde gördüğümüz şeyler. Evet biz saldıralım bakalım şuna ya. Geldik buraya. Hareket edemiyoruz. Tek kapalı hala. Şuradan abi seçtik. Pengiymiş bu da bu yaratık. Lan nasıl bir monster ya? Saçlı penguen gibi. Evet. Ne oldu? Oo dost saldırıyor bize de ha. Oyunun bu arada zorluğu falan filan da yok daha dikkat ettiniz mi? Eskiden de bu JRPG'lerde hiç zorluk olmaz ya. Son dönemdeki oyunlarda zorluk oluyor. Evet, yendik. 4 XP aldık. Eşyamızı da aldık. Devam edelim. Burası tutorial. Bu çok belli. Bu eleman da Hapsfer bizimle taşak geçiyor herhalde ha. Hani bilmiyormuş gibi falan görünüyor ama çakal aslında kurt. Ah bak bu sefer 2 tane. Öncekinden daha fazla. Bak teki kullanacağız şimdi. Split Knit. Bizim eleman da mal herhalde abi. Hiçbir şey bilmiyor her şeyi. Salak salak soruyor. Bize siklon verdi. Abi bu havada da siklon yapılmaz ya. Fire falan yapsaydık ya. Değil mi? Split Knit. Bizim bu kullandığımız özel teknikler. Split Knit bir taşmış. Bu sihirli bir enerjiyle doluymuş. Biz bunu ekip ettiğimiz zaman lan aynı materyaller gibi ha Final Fantasy 7'de materyaller vardı. Bayağı bir geniş güçleri varmış bunlar. Neyse bakalım fazla uzatmayalım. Bunlar klasik bildiğimiz şeyler. Şuna bir yapalım bakalım. Şuradan Split Knit'e girelim. Mark of the Masked Tribe. Siklon var. Siklonu hemen ekip ettik. 10 MP kullanıyor. Ender tarafından kullanılabilir. Bu Fluxus ne ya? Bunu anlayamadım. Combo var. Kombolar X-Strike, Grand Cross. Bakacağız. Onlara da bakacağız. Şimdi bunu ekip ettik. Dikkatli ol diyor. Tamam aga. Mücadele başladı. Lan hani full başlıyordu ATB ya? Çakallara bak ya. İşte full başlamadı. Bir yapalım bakayım hareketimizi. Oo bak birine vurduk ikisini etkiledi. Çaktılar bize. Abi yaklaşırsanız bak tekrar çakarım ben size buradan. Siklon. Bak hemen benim başımın arkasında kalıyor ama siz onu görüyorsunuz abi. 10 MP harcayarak yapacağız bunu. İşte 40 küsür falan MP'miz vardı. 43 hatta. Onunu harcadık. 33 kaldı. Şimdi bir 10 da harcayacağız. 23 kalacak. Lan yine sana çakacağım ben. Ops. İkisine de aynen gidiyor. Tamam. 8 XP aldık. Daha level 1'iz. Bu eşyaları aldık. Majestic Crest. Stardust Sheet Metal. Bakalım. Evet. Bence de nasılacağım. Hadi acele edelim. Tamam. Şimdi biz Sesuna'yı kurtarmaya mı gidiyoruz? Çocuklarım. Bak bu save noktasıdır abi. Biliyoruz. Bak parlayan bir halka diyor. Işıktan. İçine gir bakalım diyor. Ya niye soruyoruz ki ya? Tamam acele ediyoruz. Bir sürü şeyi var diyor bunun gerekçesi ama. Evet. Save abi. Save point böyle. Bunlar klasik ya. Hadi save'imizi yapalım ya. Bu aralar elimde de oynayacak oyun aslında bugün başladım da uzun soluklu bir oyuna başladım. Hala kararsızım. 2-3 saat oynadıydım gündüz. Acaba işte devam eder miyim etmez miyim? Lan yoksa buna mı girelim? Emin olamıyorum bir türlü. Bir bakacağız artık. Belki başka bir seriye de başlarım. Yani şu oyunun gerçekten eklenmesi hoş olmuş. Hani hikayeli bu JRPG oyunlar falan hoşunuza gidiyorsa gerçekten güzel bir alternatif. Senaryosu da iyi. Dediğim gibi eski Zelda'lara biraz öykünüyor. Zelda gibi görünüyor. Chrono Cross'tan bahsediyorlar. Chrono Cross'un işte dövüş sistemi diyorlar. Zaten bütün JRPG'lerde benzer sistem var. İşte boss da geldi. Bir tane daha bak işte düşman dedim böyle olur abi. Kafasında keçi gibi boynuzu var. Elleri abi boksör gibi. Kendisi ayı gibi. Karnı kaplumbağa gibi. Bu ne abi? Şimdi buna Chimera diyeceksin.
Biliyorsunuz Kaymerya eski Yunan'da kafası keçi olur, kuyruğu yılan olur falan. Ama bunda 8-10 tane hayvanın tipi var ya. Bu çok Kaymeri olmuş. Mitolojide bir yaratık ki iki canlıdan olması lazım ya. İki farklı canlıdan bir araya gelerek oluşmuş bir canlı. Artık oluşmuş mu öyle mi bilemiyorum. Kaymerya. Kaymeri olduğunu iyi biliyorum. Bu post Kaymeri olsun. Momentum modu. Şimdi karakterimizin Active Time Battle Gog'u dolduğunda diyor. Tamam mı? Siz ne yapıyorsunuz? Eğer seçmemişseniz komandı bir Special Power Round. Round derken etrafı yuvarlak şeklinde bir gog olacak diyor. Eğer doğru zamanda basarsanız diyor karakteriniz ekstradan damage verecek diyor. Bakalım abi. Şimdi anlarız ya. Momentum, mod effect falan filan. Bunları oynadıkça çözeceğiz. Takip etsen bizi. Sözde yardıma geldi diye dede. Şimdi basıyoruz abi. Gogumuz dolduğunda doğru zamanda basarsak nerede abi bu çizgi? Bir bakalım bir saniye tekrar doldu. Şimdi şurada bir tane yuvarlak var. O yuvarlağın içinde bir şey doluyor abi. 42'ye düştü bu arada canımız. Şuna bir daha saldıralım. Canımız 21'e düştü. Şuradan biz bir item'la bir potion içelim kendimize de abi. Kuru gürültüye gitmeyelim. Hala şu işi anlayamadım ya. Bir bakalım bakalım. Şimdi 2 nokta doldu. Abi 3 nokta oldu. Ben hala vallahi çözemedim o işi ya. İnanın çözemedim. Biraz oynasak anlayacağız herhalde. Buradan bir şeyler aldık. Ama anlamadık yani. Bu kızmış. Kim bu kız? Sessuna bu mu lan? Tabi seni kurtarmaya geldik biz buraya. Endişelenme diyor. O bize bakacak. Emniyetteyiz. Thank you. Ama niye? Bu bizim işimiz mi yoksa bilmene çok da gerek yok mu diyelim. Bence de bilmese de olur ya. Birazcık terslemek iyidir. Tamam. Aferin. Artistik yapma kıza. Bu arada ben sesleri de bayağı kısmışım. Kulaklığı da taktım. Kulaklığı takınca sesi kulaklığa alınca HDMI üzerinden ses gitmediği için, aktarılmadığı için benim capture cihazı oyunun seslerini de alamıyor. Artık ona nasıl bir çözüm buluruz bilemiyorum. Yani kulaklıkla ben aynı zamanda hem capture yapıp hem de konsoldan oyun oynamam pek mümkün görünmüyor. Evet devam edelim. Tamam bu merasim yeter abi. Bize ne veriyor bu şimdi? 5000 G verdi. Bu senin payı. Abi dayı hiçbir şey yapmadı ki ya. Yollarımız burada ayrılıyor Endir bu defa. Kızı babasına götüreceğiz diyor. Kendine iyi bak Endir. Tamam dede. Tam yaşını da bilemedik. Dede bu ya. Ne diyeceğiz dayı? Ha, ne kadar böyle devam edeceksin diyor bize. Bir gün öleceğiz o güne kadar. Ya da bilmiyorum ya ben düşünmedim ya. Zor bir karar bu. Bence de. Şimdi biz demek ki Sessuna'yı oynamıyoruz benim anladığım kadarıyla. Eğer oynayacaksak da Sessuna bizim takımda olacak. Endir bizim ana karakterimiz. Kılıcımızı çekelim mi, savunmaya mı geçelim ya? Şöyle ya, pek arkadan geldi ama rahatla ben düşman değilim. Kimmiş lan bu güzelim adam? Eğer düşman olsaydım arkadan saldırırdım değil mi? Doğru söylüyor ya. Neyse bakalım. Gerçi saldırsan da boş oğlum bu sıra tabanlı oyun. Sökmez yani en fazla bir defa vurursun. Tanıklık etmiş bizim yeteneklerimize. Bize bir görev veriyor. Ya var ya hikaye falan güzel dedik ama birazcık hikayenin şu başlayış tarzı da çok hoşuma gitti diyemeyeceğim lan. Türk filmi gibi oldu ya. Biz burada ufak kızı kurtarıyoruz. Dayı geldi sözde yardıma. Hiçbir şey yapmadı. Tribünde durdu. Sonra o gitti. Bu eleman meğerse çalıların arasında durup bizi izliyormuş. Etkilenmişmiş. Ya böyle yapmasaydınız ya. Görev nedir abi? Evet, bütün söylentileri duymuşsundur sen. Anakara'nın sahillerinde küçük bir ada var diyor. Orada da küçük bir köy varmış. Bu köyde diyor genç bir kız 18 yaşına geldiğinde senin için görevim Endir. Onu öldürmek mi? Vay anasını. Sayın seyirciler. Is to kill her. Şaka mı yapıyor bunlar ya? Yani senaryonun bu şekilde başlaması belki adamlar trollük yapıyordur bilemiyorum. İroni de yapıyor olabilirler. Hani böyle bazı oyunlarda olur ya dalga geçer gibi diğer oyunlarla falan. Acaba böyle bir gayeleri olur mu? Çünkü cidden çok saçma başladı ya. Atsu Sishi Hashimoto. Abi buraları geçemiyoruz. Ben buralar keserim abi. Evet ne demiştim? Keseceğim demiştim ve kestim. Şimdi eleman bizi aldı. Gemiyle o bahsettiği adaya götürüyor. Abi ama biz
kızı öldürecek kadar da yavşamadık ya. 18 yaşında masum bir kızı. Anakarad'ın sahillerinden uzaklaştık. Bu köyde genç bir kız yaşıyor diyor. 18 yaşına girmiş. Senin için görevim onu öldürmek diyor. Sevgili Endir. Bizim eleman da bağdaş kurmuş şimdi yere. The Village of Sacrifice. Her 10 yılda bir diyor. Bir kurban diyor seçilir diyor. Last Land neymiş? O son diyardaki yolculuğun, onun görevi oraya yolculuk etmek. E işte gidiyor. Açıklamalarda okumuştuk. Bu kız kurban olacak. Yani bizim görevimiz buymuş. Ama abi zaten kurban olacak. Yani biz niye onu öldüreceğiz? Tabii bu şimdi soru işareti. Gittiğimizde anlayacağız. Öldürmeye gittiğimiz kıza da aşık olacağız. Durum onu gösteriyor abi. Bu belli yani. Standart desek ayıp olur. Standart değil. Daha önce bizi görmemişmiş. Niv köyü ileride diyor. Köylüler bayağı cana yakınmış. Tamam biz gidelim. Ya tahmin ediyorum abi. Tipik Japon RPG'si mekaniği mi diyelim? Mekanik de değil ya. Sağa sola serpiştirirler bak. Şurada da var. Kesin bak şu kızacak bizi. Ya kilitli. Açamıyoruz zaten. Henüz açılmamış dükkan. Abi bu RPG oyunlarında da sağda solda böyle hep sandıklar olur. Ya bunlar aslında var ya. Hani kurdalarsın rahat rahat. Aslında yakalandığında hırsızlıktan sayılması daha mantıklı bence. Bu batı RPG'lerinde falan, bu Baldur's Gate tarzı oyunlarda falan sandık falan açacaksanız, sağda solda adam varsa yakalanırsanız hırsızlık yaptığınızı kabul ediyorlar. Genellikle de saldırıyorlar. JRPG'lerde pek denk gelmez böyle şeyler. Köy ileride. Köye girdik. Burası limandı. New Island. Şimdi dünya haritası böyle abi. Encounter yiyor muyuz abi dünya haritasında? Bilmiyorum. Yemedik şu ana kadar. New Village'e geldik. Nive Village. Şimdi kim bu gözlüklü abla? Abla mı abi mi lan? Sakalı var lan bu abla değil. Raişinmiş bu. Ya niye böyle pembe tablo çiziyorlar bu köyde ya hep böyle? Evet davetsiz konuklar. Davetsiz bir konuk hatta. Şu evin içine bir girelim. Carefree girl. Bakımsız mı? Carefree ne demek lan? Bakımsız mı demek? Bilmiyorum. Falling Snow Monument. Daha önce görmüş müydün diyor. Tarif ediyor buralarda bir yerde. Evet. Bak hiç kız bize dedi mi lan bizim evin içine girdin yabancısın. Aa orada büyük birisi de vardı. Dur onunla da konuşalım. Hiç müdahale de etmedi ha sandığımızdan niye eşyalarımızı alıyorsun diye. Millet işte bu kurban edilme muhabbetlerinde konuşuyor. O kız 18'ine geldiğinde kurban edilecek, seçilecek belki de. Busy Body. Bu tutkulu genç adam kız bize falan bayağı uyuyordu diyor. Seviyordu, hoşumuza gidiyordu diyor. Ama diyor kurbanlık seçildi diyor. Çakala bak lan gidip kızı kurtarsana lan. Unutacağım diyor, unutmayı deneyeceğim diyor. Karaktersiz. Kilitli. Şurada biri daha var. Bu kim? Bu I'm comfortable looking man da bizim gibi buradan geçiyormuş. Yani şu izometrik özellikle hani şu 16 bit grafikler oluyor, 8 bit grafikler oluyor. Art style işte Octopath Traveler var. Ondan sonra bu yakın dönemde Tactics Ogre geldi. Bu yeni Live Alive geldi. Normalde Switch'e çıkmıştı. Bugün gördüm abi PlayStation'a da gelmiş. Plus üyelerine de %'ye indirim var ha. Yani her an alabilirim. Baktım böyle ilgimi de çekti oyun. Bu arada onu da sizlere haber etmiş olalım. Abi köy bu kadar mı ya? Bu kim? Dişsiz yaşlı adam. Tutlus. Evet. Kurbanın yolculuğu başlayacak. Hala bir şeyi aydınlatamadık. Döviz sistemi hakkında iyi kötü bir fikir sahibi olduk. Bu kim abi? Köyün muhtarı mısın sen? Yuvarlak yüzlü adam. Bu muhtar değilmiş abi. Bu birinci ağza çıktı. Şöyle bir gelelim. Bu satıcıdır. Bakalım. Ama ne satıyor bu? Bitkilerle ilgili bir şeyler satıyordur. Aynen bak. Foxstone ne işe yarıyor lan? Bu smoke screen yapıyormuş. Ha, savaştan kaçmak için bundan lazımmış. Bizim 5000'ci var. Tent, çadırı kurdukmuş. İşte EP, MP bütün karakterlerin recover oluyor. Bu Atina suyu ne işe yarıyor? Nakat olduğunda
bizim karakterler bununla uyandırıyoruz. Smelling sos, kokan tuz. Tuz kokar mı lan? Tuz bile koktu derler. Bak kokan tuz var burada. Allah'ım ya, confusion status. Kafası karışanların kafasını netleştiriyoruz abi. Bu neşeri, bu parazesi, yani karakterimiz felç olduğunda düzeltiyoruz. Zehirlendiğinde eterim HP'yi dolduruyor. Bu da HP'yi dolduruyor. Şundan var mı? Önemli olan bu. Varmış 3 tane. Şundan yok. Bundan da yok. Bundan 9 tane var. Birini kullanmıştık zaten. Şimdi dur bakalım, bize bir şeyler anlatacak mı? Ha, bu alışveriş işlerine falan filan anlatılır ya. Şimdi şu ev bayağı büyük bir eve benziyor. Bence muhtarın evi burası abi. Köy muhtarı buradadır. Geldik, aynen abi bak. Adam tam muhtar tipi var bak. Aksakallı. Bak dedim abi, muhtar bu. Onun annesi, teyzesi o kadar zayıfız ki diyor hiçbir şey yapamıyoruz. Ya muhtar, muhtarda tık yok ya. Anne ve kardeşi. Her ikisi diyor kurban edildi diyor. Ne garip kaderdir ki diyor. Kız da mı gidiyor? Ulan teyze, anne, kız. Ben öyle anladım. Ya İngilizcem de işte çok iyi değil. Bazen tıkanıyoruz arkadaşlar, idare edin. Bak Sesuna'nın nereye gittiğini kimseye söyleyemem diyor. Bunu sır olarak tutacağım, söz verdim diyor. Ama diyor bu Falling Snow Monument'tan döndüğünde söyleyebilirim. Yerinde söyledi salak ya. Abi bu çocuk muhtemelen ayakkabı numarasından düşük düzeyde bir IQ'ya sahip. Bu kızla konuştuk mu? Bizim bu köyde işimiz bitti mi abi? Şu ev girilmiyor buraya. Sanki burada işimiz bitti, o bahsettikleri şeye gitmemiz gerekiyor. Falling Snow Monument'a gitmemiz gerekiyor. Ben öyle anladım. Bir gidelim bakalım ya. Bakalım bakalım. Şimdi nerede abi bu? Bakalım bir. Şuradan gidiliyor tahmin ediyorum. Bir bakalım bakalım. Ya şimdi bu tarz oyunlara çok böyle ön yargısı olan, haklılar da ön yargılı olmakta bir kitle var. Ben bunlara hak veriyorum. Abi ben ve benim gibiler niçin seviyor bu oyunları? Ya bir defa abi şu aşırı aksiyon dolu oyunlar var ya. Bunlar cidden beni yoruyor. Benim gibi başka insanları da yoruyor. Böyle sakin sakin sırayla oynamak, lan bu ne? Daha cazip geliyor. İşte bir de masum da olsa, bazen komik de olsa bunların senaryosu insanın hoşuna gidebiliyor. Şimdi diyordum ya, herkes sevemiyor bu tarz oyunları. Ben de inatla haftanın beleşinde olsun veya işte oyun tanıtımlarında falan veya sevdiğim oyunlarla ilgili muhabbetler olduğunda dönüyorum dolaşıyorum bu tarz oyunlara geliyorum. Belki de bazılarınız bana kızıyor ama abi bunlar gerçekten dediğim gibi sakin kafayla oynanan oyunlar. Ondan sonra ya kafanız bozuksa da oynadığınız zaman sizi sakinleştirecek. Yani sakin kafayla oynamaktan kastım, oynarken sakinleşiyorsunuz. Aksiyon ya, vallahi benim bazen başımı döndürüyor abi ya. Gerçekten başımı döndürüyor. Sakin sakin oyunumu oynamak istiyorum. Oynadığım oyunun beni sakinleştirmesini istiyorum. O yüzden bu tarz oyunları daha çok seviyorum ben. Bir de genel olarak özellikle bu JRPG'lerde abi oynarsın oynarsın oynarsın. Ya hikaye öyle beklemediğim bir anda bir yere bağlanır ki böyle şok olursun ya. Abi buradan aşağı düşeceğiz geldiğimiz yere. Hani çok plot twist olur JRPG'lerde. Geldik, bahsedilen şey de burada. Heykel veya monument işte. Abi de ne diyorlarsa. Geldik Falling Snow Monument. Geldik ve bastık. Kız burada. Aynen. Arkası dönük. Sesuna. Dua ediyor burada. Evet. JRPG kaya ucu abi burası. Dağın tepesinde böyle bir kaya olur. Kayanın altı boştur. Böyle ok gibi ileriye gider. Tamam mı? Onun üzerine bizim karakterlerimiz gelirler böyle. Şiirsel bir tablo karşısında, manzara karşısında muhabbetlerini ederler. Evet. Evet anneciğim diyor. Yakında ayrılacağım diyor. Sesuna, sana aşık olacağız ve bırakmayacağız abi. Şimdi görevimiz bu kızı öldürmek mi abi? Gidelim bakalım yanına. Amanın, sen de kimsin? Kılıcını çekti bizim eleman ama aşık oldu. Kurban sen misin? Buraya seni bulmaya geldim. Demiyor seni öldürmeye geldim.
O diyor ellerindeki kılıç ne iş abicim diyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama diyor herhalde canımı alacaksın diyor. Hayatımın peşindesin. Ben zaten kurbanım oğlum. Beni kurban edecekler. Sen öldürsen ne olur. Ben bu son diyarlara hayatımı vermeyi zaten seçmişim diyor. Baksana anıtın üzerine geçmişte buraya kurban edilenlerin isimleri yazılmış. Onlar gibi biz de bu yola baş koyduk. Şimdi bizim kız kurban olacak ya. O yüzden beni öldüremezsin diyor. Buna izin veremem. Ben öldürmesem bile ama diyor. Zaten diyor hayatım yakında sona erecek. Yolculuğum sona erdiğinde diyor. Hayatım da son bulacak. Swing your sword mu diyelim, don't swing your sword mu diyelim. Abi ben kılıcı sallayacağım. Niye sallayacağım? Bir şey olacak çünkü. Vallahi bir şey olacak. İçim öyle doğuyor. Kız gık demedi lan, gözünü kırpmadı. Bir şey de olmadı. Ben şimşek falan çakar, gökyüzünden becerra falan iner zannettiydim ama olmadı. Çok şey beklemişiz. Yapamadı. Bizim eleman kıza aşık oldu. Evet, Sessuna'nın adını değiştirmeyeceğiz abi. Oyun adı Sessuna lan. I am Sessuna. Aha. Ne oluyor lan? Raişin geldi. Bunu köyde gördüydük zaten. Bizi ilk karşılayan adamdı. İyi misin diyor. Evet. Ustayız tabii ki. Bunlar da bizim ekibe katılacaklar ya. Anlaşıldı. Seni koruyacağım diyor. Hayatıma mal olsa bile. Bunlar büyücü. Abi ne oluyoruz? Kim kimi dövüyor? Sonuç. Abi bizi paket yaptılar. Köye getirdiler. Neredeyim? Ben kim ya? Abi hafızamızı kaybettik. Evet. Kendine gel diyor. Gündüz gündüz rüyamı görüyorsun. Evet abi. Bence bu kadar yeter. Bu bir JRPG. Biliyorum bazılarınız bu tarz oyunları hiç sevmiyor. Hoca yine JRPG ile karşımıza çıktı diyenler var. Eminim diyorsunuz. Ama bakın abi. Birazcık farklı oyunlar oynamakta fayda var. Zaten sistemin içindeki oyunlar bunlar. Bir bakayım ya. How Long To Beat'ten. Ne kadarmış bakayım bunu. Lan Xbox'ında gerçekten şu özelliği güzel. Açıyorsun, giriyorsun. Ne kadar sürdüğüne dair oyunların size bilgi veriyor. How Long To Beat'i sistemin içine yedirmişler ya. Gayet de güzel. Ben şuradan hemen telefonumdan bir bakayım How Long To Beat'e. Bu oyun ne kadar sürüyor abicim? Abi 20,5 saat diyor. Main Story'e. Ekstralarıyla 26 saat. Completionist 44,5 saat diyor. Yani hemen hızlı oynayayım bitireyim diye giderseniz abi bence fazla zorlamaz sizi. 20-22 saatte bitirsiniz. Hadi deyin 25 saat. Yani oynanır mı abi? Oynanır ya. Gerçi sistemin içinde bayağı oyun var. Artık bu tarz JRPG'ler, rol yapma oyunları hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu bilemiyorum. Hani kendinizi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben sadece size fikir vermek açısından gözden kaçırdığınız bilmediğiniz oyunları sizlere göstermek için bu haftanın beleş konseptini geliştirdim. Görün istiyorum. Bu tarz oyunların da olduğunu bilin istiyorum. O yüzden bu tarz oyunları özellikle haftanın beleşine konuk ediyorum. Yoksa ben de biliyorum abi işte eklemişler Horizon'ı. Gelir Horizon'ı oynarız yani. Lan bunu kim bilmiyor. Herkes biliyor. Oyun nasıl olduğunu da biliyor. Asıl mesele işte böyle oyunları oyunculara tanıtmak arkadaşlar. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Bu haftaki konuğumuz I am Sessuna'ydı. I am Sessuna değil bak. I am Sessuna. Yanlış yazdık How to Long Beat'te. Abi buraya kadar izlediyseniz, abone değilseniz abone olun. Abone olduysanız abi videoyu zaten beğeniyorsunuz. Bildirimleri açın. Bildirimleri de açtıysanız abi şu yaptığımız video ile ilgili görüşlerinizi, bu JRPG oyunlara ne kadar uyuz olduğunuzu aşağıya yazabilirsiniz. Ben de cevap vereceğim onlara. Tamam ben de kıllık yapacağım, trollük yapacağım. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.